Bin ağacın 25 binde meyve var, 25 binde meyve var. Bahçenin pembe sıkıntısı var. Şimdi ırk çok önemli. Çeşit. Çeşit çok önemli. Bir de çeşidi meyveye yatıracak toprak cinsi çok önemli. Bunu ezbere yapmamız hiç doğru bir şey olmaz. Bu toprağımızda çok güzel değerler olabilir. Ama eğer burada birkaç tane besin kaynağı kabadayı ise, yiğitse bunu biz düşürelim. Şey yapamayız, meyveye yatıramayız. Mesela diyelim ki, soruyorum şimdi sana. Buraya DAP kullandın mı? Kullandım. Peki, bu toprağın fosfora ihtiyacı olup olmadığına baktınız mı? Baktık, fosfor da verdik biz buraya. Hayır, fosfor ihtiyacı mı var? Vardı. Peki diğer besin elementlerinde var mı şu anda elinde rapor? Yani daha önce yaptırdım. Daha önce biz burada mesela amonyum sulfat meyveyi şişirmek için amonyum nitrat geçen attım. Onun dışında DAP 26 kullandım ben bu bahçede. 20-20 gübre kullandım, taban gübresi. Hocam onu demek istemedim. Bak şimdi senin şu an attığın Yok şu an herhangi bir besin kaynakları yok. Bak şimdi bu eğer olmuş olsaydı bu meyveye yatırabilirdik biz bunu. Evet. Anladın sen? Bak olduğu gibi değer ya. Şuraya bak hocam. Olduğu gibi. Adam... Hayır. Olduğu gibi değer. Burada öyle zannediyorum. Demir oranı yüksek buranın. Demir yüksek. Evet. Yani var babana kurban olayım ya. Çünkü şey yer altında şey var. Adam var. El... He? Taş var. Kayalık olduğu için demir var yani. Değerli arkadaşlar, yerinde olayı çözmek kadar güzel bir şey yok. Ben bugün Siverek, Urfa Oyman köyünde. Oraya geleceğim Mehmet abi. Ben Siverek, yer olarak Siverek eşraflarından Mehmet Dündar Bey'in kontrolünde olan bu badem bahçesine geldim. Badem bahçemizin de sahibi gerçekten çok değerli bir çiftçi demeyeceğim, girişimci bir arkadaş, iş insanı. Tabii ki kıymetli dostum Talip. Bunun Talip Bey sorumlusu. Mehmet Dündar da bizim sorumluluğumuz altında Siverek bölgesinin Aysa Organik bayisi, temsilcisi evet. Yani evet, bu evet. Bölgenin. Evet. Urfa'yı ben Mehmet Bey'e teslim ediyorum. Mehmet abi dedi ki ya Adem Bey bizim dedi bu badem bahçesinde bir sorun var. Bu sorunu bir gör de çözmeye çalışalım. Burada arkadaş kaç çeşit badem var dedi? 5 çeşit. 5 çeşit badem var ama bir çeşinde ürün var. Diğerleri verime yatmıyor. 2 çeşit de var. Kararmaz, kararmaz. 2 tanesinde verim var. 2 çeşit de var, 3 çeşit de yok. Şimdi geldik inceleme yaparken bitki beslemesine ana tema şudur. Fosfor evet olmazsa olmazlardan. Ama fosforu kim engelliyor? Bir, arkadaş üre atıyorsun değil mi? Üre atmadım. Yok bu sene kullanmadım. Attığın diğer... Bir sene attım. Kullandım. Azot bazlı aşırı yükleme yapıyor musun? Yok yapmadım. DAP atıyor musun? DAP attım. DAP. Mesela burada demir oranı yüksek. Ben öyle tamam. Elime aldım. Az önce döktüm mesela. Elimde neredeyse ben aslında yanlış yaptım ya gelirken. Mıknatıs getirecektim. Mıknatıs getirmedim bak. Unuttuk yani. Bayağı elime sardı ince zerrecikler. Dedim ki bu burada demir yüksek olmalı dedi. Arkadaş dedi aynı. Abi de demir yüksek. Ben daha analiz yaptırmadım. Ama detaylı analiz yaptıracağız bu bahçeye. Çünkü böyle yetişmiş bir bahçenin verimsiz hale gelmesine ben hiç gönlüm razı olmaz. Evet. Tamam mı dostum? Biraz mücadele edeceğiz. Bunu yapamayacak bir durumda değiliz. Yaptıralım. Ama detaylı analiz istiyorum. Tamam. Demirine, çinkosuna, manganına, magnezyumuna, silisyumuna, kobaltına bakalım. Yani en az 10 kalem, 12 kalem tamam. Detaylara bakalım. Makro besin kaynaklarına bakalım. Tamam. Mikro besin kaynaklarına bakalım. Biz ondan sonra önümüzde ne var? Ne fazla ne eksik nasıl yol alır gideriz ona bakacağız. Ama ben şuna inanıyorum ki burada biz bu yıl bu meyve gözeneklerini bu tarihten sonra
doyuma ulaştıracağız. Gelecek yılın meyve gözenek altyapısını oluşturacağız. Her ne kadar topraktan alsın almasın bizi bağlamıyor. Ama biz burada öyle inanıyorum ki hangi cins olursa olsun bunu verime yatıracağız. Ben inanıyorum. Bu zamana kadar yaptığım çalışmalarda biz bunun örneğini gördük. Dediğim orantılarda, dediğim şartlarda yaparsanız hep beraber yüzümüzün güleceğine inanıyorum. Şimdi vatandaş aşağıdan fosforu kullanamıyor. Aşağıdan diğer besin kaynaklarını kullanamıyor. Kutuplaşma var. Demir minerali yüksekse arkadaşım toprakta kilitlenme olur. Ne atarsan at, fosforun fosforunu at, çalışmaz. Demir artı iyonludur, bağlar. Tamam mı güzel insan? Artı atmış olduğun diğer odunsu kısmı büyüten faktörler de, yani besin kaynakları da senin yine döl bağlamanı engelleyici faktörlerdendir. Burada bana sormak istediğin, benden öğrenmek istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Buradaki rahatsızlığı ben böyle görüyorum arkadaşlar. Yani toprakta fosfor işte durumunu öğreneceğiz. Eksik mi dedin az önce? Fazla mı dedin? Fazla dedim. Fazla. Hem bak arkadaşlar yine bu konuyu başa döneceğim Mehmet abi. Toprakta fosfor fazla, demir de fazla. Demir fosforu kullandıramıyor. Ama bu sefer arkadaş DAP gibi fosfor ağırlıklı besin kaynağı verdiği zaman bu sefer fosfor da döl bağlamasını engelliyor. Ne kendini kullandırttırıyor ne de diğer besin kaynaklarını kullandırttırıyor. Biz buna nakis diyoruz. Evet, evet. Yani halk arasında Farsça bir kelimedir. Biz nakis deriz. Birbirini engelleme. Ne kendini kullandırttırır ne de karşı tarafın iş yapmasını ister. Evet, evet. Tamam mı? Burada böyle bir karmaşık bir durum var. Bu durumu hep beraber çözeceğiz. Çözelim abi. Okey? Evet. Var mı benden başka bir beklediğin? Teşekkür beklenti? Bir şeye bakalım abi. Attığımız yerlere bakalım. Biraz böyle detaylı böyle hani inceleyelim. Bir evet, ikinci inceleyelim özellik yani. Heh. İkinci özellik daha var Mehmet abi. Şimdi o verime yatan ürün var ya. Evet. Verime yatan ürün. Ama beni dinleyeceksen, benim dediklerimi uygulayacaksan ben sana bunu söyleyeceğim. Verime yatmış olan yer ne kadar döl bağlaması varsa işte çiçekten önce bağlamışsa, verime yatmışsa en azından o bölgeye numune olarak bir çalışma yapalım. O yerin ne kadar bademini içini daha iyi doyurmuşuz. Ona bakacağız. Tamam mı? Sen beni kışın çağırsaydın buraya daha farklı bir formül oluşturmuş olurduk. Abi kışın şöyle biz hani konuştuk ya seninle. Hı-hı. Ben buradan videoyu da çektim sana gönderdim. Hı-hı. Bu ta o evin yanında şeyin dama çıktım. Abi bak Adem abi bu kadar geniş bir arazi, bu kadar büyük büyük bir ağaç, bir badem ağacı. Sen dedin ki bunu uygula, biz geleceğiz bakacağız. Ben bu kadar. Ondan sonra hayır. Bak, toprak, ondan sonra ben Samsun'a geldim değil mi abi? Toprak ben, çok sorunlu bir toprak. Tamam, çok güzel bir toprak. Mineral bakımı çok iyi ama minerali bitki kullanamıyor. Onu size baştan söyleyeyim. Bir de sen aksine ne yapmışsın? Sen demeyeyim de yani buna benzer hani yerler ne yapmış biliyor musun? Tutmuş habire toprağın kilitlenmesi için, topraktaki değerlerin ölmesi için habire başka şeyler kullanmışız. Gübre. Anladın? Gübre. Bunu biz ne yapacağız? Toprağın bakteriyel gücünü artıracağız arkadaşım. Anladım. Kök gelişimini artıracağız. Topraktaki değerlerin çözümünü hızlandıracağız. Bitkiye geçişini artıracağız. Tamam? Tamam. Evet değerli arkadaşlar, ben öyle tahmin ediyorum ki güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Dilimizin döndüğü kadar da çiftçimize faydalı olmaya çalışıyoruz ama çalışmak, sonuca ulaşmak tamamen bu tarihten sonra değerli arkadaşımın çalışmalarıyla biz doğru orantılı gideceğiz. Bu kadar güzel arazide, bu kadar güzel kurulmuş bir bahçede biz verim almak zorundayız. Evet abi. Tamam dostum? Sağlıcakla kalınız. Yine diğer videolarda buluşmak üzere.